Masko El Roman Show'u sunar. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, nasılsınız arkadaşlar? İyi, siz nasılsınız? İyiyiz, çok iyiyiz, iyi. Teşekkür çok ederiz. Çok iyi, bakıyorum geçen haftaki tansiyon, devam. Coşku devam ediyor. Evet. Ve buna sebep geçen hafta tabii Özcan Coşar oldu. Değerli izleyiciler, geçen hafta konuğum Özcan Coşar ve tüm konuklarıma teşekkür etmeden önce şöyle bir hatırlayalım bakalım neler oldu. Otur kalbimin üzerine, öyle kal aşkım. Dünya yıkılsa üzerime, son sözüm yine iki kelime. Otur kalbimin üzerine, öyle kal aşkım. Tenden kurşun geçer de, geçmeyen bir sevdan var. Unutma her erkeği, diz çöktüren bir kadın var. Olmazsa olmazımsın, gözyaşım yaralarımsın. Senden başka kimim var? Sporla ilgili misin? Şimdi dans ettiğini biliyorsun, şarkı söylüyorsun, komedyenlik yapıyorsun. Sporla ilgili misin? Onu da yaptım abi. Yok. Mesela ne var böyle? Yok, spor çok kötüyüm abi. Futbol oynamadın çok, mı? Çok abo. Okulda abi okulda futbol oynadığımız zaman ilk erkekleri seçerlerdi. Ondan sonra kızları, ondan sonra beni. Hayvan. Ben vallahi çok kötüyüm. Türk stand-upçılarını izliyor musun veya tanır mısın? O çok abi, çok seviyorum. Mesela kim var Türkiye'den böyle? Abi, dünyanın en iyi stand-upçısı zaten Cem Yılmaz. Öyle mi? Kaçsam kaçamam, her yerde kokun var. Sensiz uyandığım kaçıncı günüm, aynada gördüğüm yorgun yüzüm bana hiç tanıdık gelmiyor inan. Ne kadar oldu gideli bilmiyorum geçen zamanı. Zamandan saymadım zaten sensiz geçen her anı. Haydi bak şimdi. Evet efendim. İnanmıyorum. 1-1. Tamam şimdi tam başlayalım. 1-1. Otur alırız onları. Peki çok. Baban senin aslında ne olmanı isterdi? Mesela bugün sorsan. Kız olmamı isterdi. 14 yaşıma kadar etek giyindim ha. Rafet abim hayatımız. Aha. Yani misal kız isteme. Herkesin yaşadığı bir şey. Oturuyorsun 4 saat böyle halıya bakıyorsun. Adam ne kanar ne kabuk bağlar, gider unutur kalan hep yanar. Kaçsam kaçamam, her yerde kokun var. Sensiz uyandığım kaçıncı günüm, aynada gördüğüm yorgun yüzüm bana hiç tanıdık gelmiyor inan. Efendim Özcan Coşar. Wow. Coşkun Özcan Coşar efendim. Coşkun Sabah diyecekti. Tecavüzcü Coşkun. Evet, Tecavüzcü Coşkun. Evet sevgili müzikseverlerim, biliyorum özellikle bu şarkımızı uzun zamandır bekliyorsunuz. Rafet Er Roman ve Nur Usta düeti 2 dakika.
Evet. Veya yurt dışında yaşayan Türkleri konuşalım biraz. Evet. Neden Türkiye'ye giderken yanında hep fındıklı Alman çikolatası getiriyorlar? Şöyle bir şey var. Önceden Türkiye'ye gidince hep hediye olarak götürüyordunuz ve en ucuz çikolata oydu. Fındıklı, bol, paketi de güzel. Fındık kıran. Fındık kıran. Siz anladınız yani hangisi olduğunu. Umunda Derya ile beraber Özledim şarkısına bir düet yaptık. İşte o düet. Sevgililer günün kutlu olsun diyemedim. Doğum günün oldu, bayram geçti, gelemedim. Ama nasıl özledim bilemezsin. Senden sözümden hiç vazgeçmedim. Yüreğime sarsalar seni yanar kavrulurum. Şu bedenim kar, ateş, rüzgar olur savrulurum. Uçuşur kimlerin saçına tac olurum. Ne olursun dokunma, sen de kalayım. Yüreğime sarsalar seni yanar kavrulurum. Şu bedenim kar, ateş, rüzgar olur savrulurum. Uçuşur küllerim, saçına tac olurum. Ne olursun dokunma, sen de kalayım. Sevgili izleyiciler, Derya. Teşekkürler. Nedir bu Show Akademi'de? İnsanlar burada tam olarak ne öğrenecek? Örneğin müzik veya oyunculuk arenasında yer almak isteyen, mevcut yeteneklerini geliştirmek isteyenler, iyi bir oyuncuda veya iyi bir şarkıcıda olması gereken özellikleri keşfetme fırsatı bulacaklar. Dün gibi anılarla avunup biraz daha kopuyorum. Senden durup düşünmek yetmiyor artık. Seni istiyor her gece bu beden. Kaçıp gitsek çok uzaklara. Sen ve ben yalancı şahidim bir ay beni. Her gece denize vurur yakamoz. Ben aşkı senle yaşayamazsam varsın olmazsın. Yalancı şahidim bir ay beni. Her gece denize vurur yakamoz. Ben aşkı senle yaşayamazsam varsın olmazsın. İranca bir şarkı mı olacak bu? Evet, İranlı bir şarkı. Bir çalabilir misin nakaratını? Evet. En güzel yerini. Saddaf dünya biyam, semt خودت باز میام. مرهمت تنهاییم من تو رو میخوام. عشق تو دریاست برام. حتی نمیشه یه آن از توی عمقش درام. من تو رو میخوام. Değerli izleyiciler. Evet. Özcan Coşar ve tüm diğer konuklarıma hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bugün konuğum kim biliyor musunuz? Ben... Şükrü Pehlivan. Tanır mısın? Evet. Alman bir televizyonda program yapıyor, orada bir şeyler satıyor. Bayağı tehlikeli bir insan yani. Eski püskü bile olsa her şeyi satabiliyor. Yaklaştın. Ha. Tam değil. Aslında uzun zamandır Almanya'nın en büyük televizyon kanallarından birinde... süper esnaflar yani evet doğru diyorsun, bir şeyler buluyorlar, satıyorlar ama o bu programı sadece sunuyor. Evet. Açıkçası ben de bilmiyorum. Şöyle. Ya gülmeyin Allah aşkına. Şimdi şöyle gelecek tabii ki soracağız kendisine. Hani bilmiyorum derken o tabii ki biliyorum. Çok şey biliyorum hakkında. Mesela saz çaldığını biliyorum. Onunla bugün süper. Çok güzel bir türkü söyleyeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, dilerseniz bir bakalım bu hafta neler var. Sonra siz ikinize tekrar döneceğim. Bir oyunumuz var. Her şeyin bir alıcısı var mı? Böyle her şeyin her şeyin bir alıcısı var. Her şeyin bir alıcısı her var şeyin değil bir mi? Alıcısı var. Alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyorsun değil mi? Yok. Aslında satıcıya yardım ediyorum. Die Superhändler. Genau, die Superhändler. İşte bu süper. Süper değil. Süper değil mi diyorlar? Süper. Yani İngilizcesi süper yani değil. Türkçesi de süper esnaflar. Satıcı.
Süper esnaflar. Ha, süper esnaflar. Tabii süper esnaflar. Tabii ben satıcıyım. Bu durumda alıcılara mümkün oldukça. Çünkü buralara bakalit bunlar. Bakalit deniyor. Türkçesini bilmiyorum. Sen ama bana söylersin. Tamam. Ne, bakalit ne? Onu ben de bilmiyorum. Yakaladım seni. Belki bakalittir. Belki bakalit. Belki bakalittir. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Üç skandalımız var. Evet ve kayıplarımız var bir sürü. Kara kayıp. 90'larda star gibi parlayan ama sonradan görünmeyen, yok olan starlarımız. İnanın böyle bir insanın olduğundan haberdar değiliz. Yani kusura bakmayın. Yok problem değil. Cahilliğimize verin. Hayır. Gerçekten. Şimdi görüyoruz hani bir sürü Amerikan starlarını tanıyorsunuz. Ay benim canım bir hoşum bugün. Tomurcuk güllere derim sürdüm. Show Akademi. Hayallerinizi ertelemeyin. Başarılı olmak asla bir tesadüf değil. Müzik, oyunculuk ve sosyal medyada nasıl kariyer yapacağınızı size adım adım öğretiyoruz. Instagram ve YouTube kanalınızla nasıl para kazanabilirsiniz? Hit bir şarkı nasıl ortaya çıkar? Nasıl doğru bağlantılar kurup aranjörlere, prodüktörlere, yapımcılara ulaşabilirsiniz? Sözleşmelerde neye dikkat etmelisiniz? Bir film veya dizi setinde nasıl davranacaksınız? Oyuncu olabilmek için hangi adımları, hangi doğru bağlantıları kurmanız gerekir? Başarılı ve kalıcı olmak neyi gerektirir? Sizler de seminerlerimize ve eğitim programlarımıza katılabilirsiniz. Show dünyası hakkında önemli tüm bilgiler showakademi.com'da. Evet değerli izleyiciler, az sonra Şükrü Pehlivan bizimle olacak. Şimdi gelelim size. Hayırdır inşallah. Size bugün bir şey hazırladım. Eyvah. Doğru mu yanlış mı oynayacağız? Çok doğru. Oynadınız mı daha önce bu oyunu? Oynamadık. Oynamadık. Yok, benimle oynamadınız da başka yerde oynadınız mı? Hayır. Doğru tamam. Ve yanlış mı diye. Tamam. Yani bir soru soracağım. Doğru mu yanlış mı bileceksiniz. Tamam. Olur mu? Birinci tamam. Sorumla başlıyorum. Kim? Ben mi? Şeyin mi? İkinize de soruyorum ha, soruyu. Tamam. Yani tahmin edeceksiniz. Değerli izleyiciler, sizler de evde bulabilirsiniz, tahmin edebilirsiniz. Jüpiter gezegeninde elmas yağmurları yağıyor. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Doğru. Yanlış doğru. Bakalım. Doğru. Sen yanlış. Sen yanlış dedin hocam. Ne sevindim. Doğru. Doğru derken. Ama bana bak. Bana baktığınız zaman. Bugün ya. Bana baktığınız için ben de zannederim ki doğru. Hayır. Çok iyi. Burayı doğru kesmemiz değil. Lazım. Yanlış. Yanlış dedin. Yok kesmiyorum. Devam ediyorum. Aa. Kusura bakma. Devam ediyoruz değerli izleyiciler. 1-0 Hüseyin önde. Evet. Ha. Güney Kore'yi biliyorsunuz. Evet. Selfie çekmek yasaktır. Doğru mu yanlış mı? Oho çok doğru. Düşündünüz. Doğru. Bence değildir. Yani çünkü doğru. Selfie çekmek her yerde serbesttir. Yanlış doğru diyorsun. Doğru. Bakalım. Evet yanlış. O zaman Kuzey Kore'ydi o demek ki. Geçelim üçüncü sorumuza. 1-1. Uçaklarda kara kutuyu biliyorsunuz. Hı hı. Evet. Bu kara kutunun beyaz olduğunu söylüyorlar. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Yanlış. Efendim? Yanlış. Bakalım. Kara kutu. Ben soruyu soramamışım ki. Pardon, yanlış sormuşum. Aa, ama olmaz ki. Olur ya, niye olmasın? Bir daha soracağım. Tamam. Bir şey olmadı, kaybedilmiş bir şey yok ki orada da. Bak, uçaklardaki kara kutu siyah renklidir. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Yanlış diyorsun. Evet. Sen... Doğru. Doğru diyorum. Tamam, kara kutunun ne işe yaradığını biliyorsunuz. Evet. Tamam, bakalım hemen. Yanlış. Evet. Kara kutu ben gördüm siyah çünkü. Renkli. Beyaz renkli o zaman. Evet. Öyle mi? Beyaz. Bu soruyu ben tam soramadık. Ben anladım.
Sen doğru mu dedin, yanlış mı, onu hatırlıyor musun? Ben bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten hatırladım. Hayır, bırak. Sadece onun kafası karışmadı. Şu an seyircilerin de kafası karıştı. Benim, hatta benim de kafam karıştı. Yani kara kutu yani kara renkli, yani siyah renkli değildir. Tamam, doğru mu dedin, yanlış mı, onu bile hatırlamıyorum ben. Dur bakayım bir dakika. Doğru dedim. Sen doğru dedin, sen yanlış dedin. Evet. Yani siyah renklidir, yanlış. Sen doğru dedin. Ama şimdi bakın, bu şartlardan ben oynamıyorum gerçekten. Şimdi bir saniye. Çok oldukça kötü bir soru zaten bu. Bu soruyu bulanlara da kabahat suçu vermek lazım. Uçaklardaki kara kutu siyah renklidir. Doğru mu yanlış mı, aslında çok basit. Sen ne diyorsun? Yanlış diyorum. Yanlış sen? Yanlış, siyah değildir. Beyazdır bence. Ben çünkü doğru. Gördüm. Sen doğru diyorsun. Birkaç tane gördüm ben çünkü. Evet bak, yanlış. Siyah renklidir, yanlış. Yani siyah renkli değil. Tamam. Barbaros haklı. Sen evet. Niye gülüyorsun ki o kadar? Devamlı gülüyor ya. Sen her Barbaros'a sevdo, gülüyorsun. Sen her soruyu sorduğunda o farklı cevap veriyor. Ben de onun söylediğini tersini söylemek zorundayım. Neyse durun. Bu çok basit. Bu çok basit bak. Yarasalar kördür. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Yanlış. Doğru. Barbaros kazandı. Çok tamam, net. Tamam. Kaç tamam, kaça tamam. Durum bu arada? 3-1. 3-1. Evet. Bravo. 3-1 evet. Sana. Evet. Diğer 5. soruma geçiyorum. 4. Yarasalar kördür dedik. 4. Tamam. Soruydu. 3-1 öndesin. Aa, nasıl 4. soru olabilir? İnsanların vücudunda... Hayırdır inşallah. Ne geliyor? Şempanze yani maymun kadar tüy veya kıl bulunmaktadır. Anladınız mı? Yani insanların vücudunda evet. Maymun veya şempanze kadar kıl bulunmaktadır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Doğru. Hangi belki... insanlar mı abi? Yok herhalde hemen hemen aynı şeye, sadece onlarda daha belirgin. Belki onların tüyleri kılları daha kalın olabilir. Ama biz insanlarda da hemen hemen aynıymış. Yani ben de bunu internetten aldım. İnsanların vücudunda şempanze yani maymun kadar tüy veya kıl bulunmaktadır. Doğru. İlginç bir bilgi. İkiniz de yanlış mı dediniz? Evet. O zaman 3-1 kazandım Barbaros. Tebrik ederim. Bu haftanın kazananı Barbaros efendim. Ne zormuş bu iş be. Evet. Şimdi bu yarışma sunanları daha iyi anlıyorum. Gerçekten insanın kafası karışmaması mümkün değil. Yani şurada 5 tane soru sordum. Nereden? Yarım saattir oyalıyoruz. Aynen. İnsanları. Bize ismi bir şarkı söyleyelim. Söyleyelim mi? Söyleyelim. Farklı bir şarkıyla açılış yapalım. Şöyle neşeli bir şarkı. Tamam. Ne olabilir? Ne olabilir? Ben de özledim olabilir. Aa, olur. Var mı repertuarımızda? Tabii tabii. Hadi başlayalım. Nay 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 nay. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviniyor, kimi yoksun sevgiden. Ah ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviniyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada ben burada, bir şey gelmez elimizden. Sen orada ben burada, ben de özledim ben de. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Hey, rey 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 rey. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de, resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Derman yok dizlerimde. Ra ra na na ra 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 da pa pa re ra ra ra. Efendim bu haftaki konuğum Şükrü Pehlivan.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Yanında fotoğraf makinesi. Getirdim. Dedim belki böyle güzel anlarımız olursa emin çekerim. Emin misin bizim olmasın? Sizin miydi? Evet. Kadroda gördüm dedim herhalde hediyeliktir. Hani bir yere gittiğin zaman hediye falan veriyorlar ya. Sen de hemen sattı gittiye getirdin yani. Bırakayım o zaman ha. Bir zahmet. Şükrü Pehlivan efendim haftanın konuğu. Sevgili izleyenler, bugünkü stüdyo konuğumuz Şükrü Pehlivan. 1972 yılında Almanya Mönchengladbach kentinde dünyaya gelir. Türkiye'deki memleketi Sivas'tır. Şükrü daha 6 aylıkken ailece Almanya'dan temelli Türkiye'ye dönerler. Fakat 7 yıl sonra aile tekrar Almanya'ya geri döner. Şükrü okul tahsilini bilgisayar mühendisi olarak bitirir. Daha öğrencilik yıllarında hayatını geçindirmek için hippi pazarlarında eski ikinci el ürünler alıp satmaya başlar. İçinde tam bir tüccar ruhu tutkusu olan Şükrü Pehlivan, daha sonra eski antik eşyalar alıp satmaya başlar. Bunun yanı sıra bir de kuyumculuk yapar. Özellikle internette alım-satım işleri ve açık artırmalar yaparak Alman medyasının ve televizyonların ilgisini çeker. Ve bu satış tekniğini televizyonlarda yapması için teklif alır. Bugün Almanya'nın en büyük özel televizyon kanalı RTL'de Para Bodrum Katta Duruyor programının sunucusu Şükrü Pehlivan, şimdi El Roman Show'da. Efendim işte Şükrü Pehlivan. Hoş merhaba. Geldin Şükrü. Sağ ol, hoş öncelikle bulduk. Öncelikle tanıdığım için çok memnun, çok mutlu oldum gerçekten. Biz kuliste çok şeyler kaynattık. Mönchengladbach'ta mıydı? Mönchengladbach'ta evet. Hep orada mı yaşadınız? Hep orada yaşadım. Yani Sivas, Mönchengladbach. Zara. Zara, Sivas. Evet. Peki bu tüccar ruhu nereden geliyor? Ya benim yani benden hariç 4 tane kardeşim var. Hı-hı. Babam tek çalışıyordu. Tabii o zamanlar hani baba işte şu arabayı istiyorum al oğlum parayı diye yani o bu bankerlik falan yoktu. Evet. Ondan sonra bizim kaldığımız o sitemde arada sırada bit pazarı yapıyorlardı. Ondan sonra ben de işte birkaç tane ufak araba vardı. Gittim onunla beraber o büyüklerden gördüğümü aynısını ben de yaptım. Ama ceketimi çıkarttım yere attım böyle. Bit pazarında araba mı satıyordun? Küçük araba. Ha, büyük küçük araba, araba değil araba. Ya. Ben de... Tamam. 7 yaşında başladım araba satmaya. Ondan sonra bu işte matchbox auto diyorlar. Evet evet. Onları işte satmaya başladım. Ondan hani tabii bu satış yaptığın zaman gelip senden hani bir fiyat kesiyorlar, biçiyorlar. Onu almıyorlardı. Veya yaşlı kadınlar geliyordu. Aa işte anladığım kadarıyla işte bak ufak çocuk ne güzel şu an yani bile kendi parası için çalışıyor diye. Ben 1 mark istiyordum. O zamanlar marktı. Evet. Bazen 2, 3, 5 mark bile elime veren vardı. Onu da söyle alıştım yani. Ben az istiyordum. Onlar çok veriyordu. Peki tamam dedim. her şeyin bir alıcısı var mı? Böyle her şeyin... Her şeyin bir alıcısı var. Her şeyin bir alıcısı her var şeyin değil bir mi? Bir alıcısı var. Yani bazen böyle hiç aklından geçmeyecek şeyler veya sen kendin yani görüp de içinden yani belki demiştirsin ya bunu kim alır veya çöp niye alıyorsunuz ama alan çok yani. Zamanında yani bile çöpten alıp da para kazananlar vardı. Adamlar atıyordu. Evet. Kapının önünde eskiden vardı. Şimdiki yok yani öyle. Spamül diyorlar. Tabii tabii. Yok yine var da artık herkes galiba özel bırakıyor. Arayıp böyle gelip bir gün alıyorlar. Eskiden toplu. Bu spermül dediğimiz evet. Eski eşyalarını herkes toplu, bütün mahalle veya bütün kasaba yapıyordu. Tabii eskiden 70'li yıllarda bizim dönemimizde. Burada, Almanya'da. Almanya'da. Yani. Ha. Tabii 70'li yıllardan vay hatta be, 80'li yıllar da öyleydi. Ne eşyalar alırdın. Sen ne eşyalar bulurdun. Ama biz de öyle. Ben ilk bisikletimi inan spermülden buldum. Ya, tabii. Vallahi. O zamanlar insanlar böyle çok güzel eşyalar atıyordu. Evinde kullanabilecek evet. Dolaplar, koltuklar, her şeyi. Ya. Hani sizin gibi şimdi siz mesela program formatında ben izledim sizin formatınızda. Sen şimdi sunucusun, alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyorsun değil mi? Yok, aslında satıcıya yardım ediyorum. Yani şimdi diyelim evde tabii ıvırı zıvırı olan, antikası olan hemen yani o elindeki olduğu maddenin veya malın yani ne kadar olduğunu bilmiyor. Hı hı. O bize geliyor. Ondan sonra orada icamda bir masa olsun veya bir koltuk olsun. Eski antika bir şey olsun. Onu önce oradaki alıcılara tanıştırıyoruz. Yani bu. Peki gerçek değerini araştırıyor musunuz? Gerçek değerini biliyoruz canım. Ha biliyorsunuz. Ya gerçek değerini şöyle biliyorum yani. Çünkü gelen hıvır zıvır. Ben bu işi hemen hemen 20 seneden beri yapıyorum. Sadece 16 seneden beri televizyondayım yani bu işi yapıyorum. Elime o kadar eşya geçti ki yani. Bazen tabii benim de bilmediğim oluyor. O bilmediğim eşyalar tabii araştırıyorum. Yani hani bir hata yapmayalım diye ne de olsa... Koskocaman televizyona çıkıyoruz. Bir hata yapacağız. Orada rezil olacağız.
Peki bir şey soracağım. Türk televizyonuna ilk kez çıkıyorsun ama değil mi? Türkçe ilk, konuşuyorsun. Valla çok sevindim evet. Yani beni davet ettiğin için. Evet, bilmiyorum evet. Akşam herhalde yazışmıştık. Aynen. Onda öyle görür görmez birden şok oldum. Hemen hanımı uyandırdım dedim. Rafet Erroman dedim yazdı. Hemen o ertesi gün annemgile falan mesaj çektim. Çok sevindi. Onlar da sevindi. Evet. Git oğlum git iyidir dedi. Dedim. Vallahi onur duyduk ekipçe. Ben senin programlarını hep izliyordum. Hatta böyle bakıyordum ama uzaktan böyle kulak misafiri olurum. Senin Türk olduğunu hiç bilmiyordum. Ta ki bana yönetmenim Hakan Bey diyene kadar. Sima evet ama Türk olduğunu düşünemiyorum. Çünkü programda hiç geçmiyor ki o. Konuşuyorsun ama herhalde İspanyol, İtalyan asıllıdır. Ya ona denk gelmemişim. Hı. Sonra yönetmenim Hakan beni uyardı. Ya dedi işte Bodrum katta neydi o Almanca? Firma ein Deal. Ha. Die Superhändler. Genau, die Superhändler. İşte bu süper. Süper deal. Süper deal mi diyorlar? Süper. Yani İngilizcesi süper yani deal oluyor. Türkçesi de süper esnaflar. Satıcı. Süper satıcı. Esnaflar. Ha süper esnaflar. Tabii tamam. Süper esnaflar. dedim o programı izliyorum dedim. Dedi onun sunucusu Türk dedi, Şükrü dedi. Aa öyle mi? Hemen Instagram'dan bak daha o ana yazdım ya, sana. Ben de hemen geri yazdım sana. Evet sağ olasın çok teşekkür ederim. Tesadüf işte. Çok teşekkür ederim. Peki az önce dedin ya hani her şeyin bir alıcısı var. Diyelim ki programa öyle bir şey geldi ki hani sen içinden düşünüyorsun. Hı-hı. Diyorsun ya bunu da kim alacak? Hı-hı. Sonra gerçekten de alınca yuh be bunu da aldıysalar. Gibi bir şey oldu mu mesela ne bileyim? Var tabii ya bir sürü icamda kahve cemakanları diyeyim yani bu eskiden bu fincan Almanya'da. Fincan mı cemakan mı? Cemakan hani içinde regal gibi. Kahve fincanlarını koyduğun cemakan. Yok kahveleri icamda Jacobs Cafe falan var yani. Aa, tamam. Türkiye'dekiler de bilir. Bu hani annem Türkiye'ye gittiği zaman geldiğinde Jacobs Cafe getir gibisine. İşte onun cemakanları yani bu Tante Emma'ların diyorlardı. Ufak bakkal gibi bir dükkandı bunlar. Eskiden yani böyle 1965-70 senelerinde o... cemakanlar dükkanın içindeydi. Onun içinde işte o kahveyi kahveler duruyordu. Gösteriyorlardı. Evet. Öyle biri geldi. Camı kırılmış ama üzerinde tabii eski yazıyla halen öyle geçilmiş yani. Jacobs Cafe, Wunderbar diye. Anladım. Ama cam kırık, çiziklik var. Benim program direktörünü kenara çektim. Dedim ya rezil ediyorsunuz beni dedim. Hani biz dedim bit pazarlığını yaptık ama o işler geçti dedim. Şimdi bunu kim alacak? Süper esnaflarla çalışıyoruz. Bunu kim alacak dedi. Ya dedi Şükrü ne yapalım işte hani adam bize söylemedi dedi. Resmini de görmedik. Aldık getirdik dedi. Tamam dedim artık. Ondan sonra işte bu dört alıcı dışarıya çıktı. Onun artık yani artık o ne diyeyim artık hani kargayı yani şahin yaptık. Anladım. Anlattık işte bu eskidir, değeri şudur. Yani değerine konuşmadık da değerlidir. Bulunmayan bir şey o yüzden. Bu arada siz alıcının mı tarafındasınız yoksa satanın mı? Satıcının. Siz satıcının tarafını evet. Koruyorsunuz programda. Evet. Yani ona bir değer biçiliyor ve o değerin altında vermiyorsunuz veya yok, vermemek için gayret gösteriyorsunuz. Evet ama değeri ben biçiyorum yani şu şekil. Şimdi icamda işte stüdyonun ortasına bu eşya geliyor. Ondan sonra ben bu dört alıcıyı misafirden hariç dışarıya çıkartıyorum. Onlara tabii hani o şansı tanıyorum. Gidip de biraz daha göz altına alsınlar, baksınlar neyi var, neyi yok, kırıklığı var mı yok mu diye. Hı-hı. O gittikten sonra işte misafir, onlar kenara çekildikten sonra satıcı geliyor. Ondan sonra bu satıcıya işte sorular soruluyor. Nereden aldın? Yani neden soruyorlar nereden aldın? İcamda miras dediğin zaman tabii değeri daha fazla kalkıyor. Öyle yok bir pazarından bulduğum dediğin zaman veya benim Bodrum'daydı dediğin zaman hani bazen öyle bir şey yaptıkları zaman gözümüz atıyorum. Bodrum deme diyorum yani. Evimdeydi. Bodrum da eve ait öyle değil mi? Tabii. Onlar onu baktıktan sonra işte geri odalarına giriyorlar ama tam bu dört alıcı kimin ne vereceğini bilmiyor. Kapılar kilitli duyulmuyor. Ondan sonra ben bu satıcıya diyorum işte bu getirdiğin şeye yani hiç yoksa diyorum bir 80 euro alman lazım. 150 işte bizim Türklerin biraz abarttığı gibi ben de yani abartıyorum. Evet. İşte 80 alacaksan 200 de ona göre işte biraz pazarlama falan yapma ama diyorum katliyetle yani icamda 80 euronun altına gitme. Ondan sonra bu kapıları tabii önceden yani şeyini yapıyor, sıralamasını yapıyor. Bizim yani bu satılışın da bir püf noktası var yani. Hani o bütün heyecanı yapan olay şu. Şimdi diyelim kapıdan kapıya gidiyorsun. Önceden diyorsun yani önce ilk kapıya gideceğim, sonra üçüncü kapıya, dördüncü. O sırayı bir daha değiştiremiyorsun. Şimdi diyelim, şimdi girdi. Ondan sonra pazarlaşma falan yaptınız. Adam sana 120 verdi. Sen diyorsun ki ya bu ilk kapıda bana 120'yi verdi. Belki ikinci veya üçüncü kapı daha fazla verir. Ondan sonra reddediyorsun. O parayı almıyorsun. Çıkıyorsun. Ama diyelim o geri kalan üç kişi sana o 120'yi vermezse geri dönüp de o parayı alamıyorsun. Ha, anladım.
O yani rizikosu tamam, orada. Tamam şimdi riski. Anladım. Evet evet. O da düşünüyor tabii ya. Ben bu parayı en izinden kabul edeyim de belki diğer İcabında, kapılar veya vermeyebilir. Hani tamam belki bir tabii, kapı tabii. daha riskli yapabilirim. Risk yapabilirim ama o parayı alamazsam. Bu format ama senin formatın değil. Yok benim değil. Bu format İngiltere'den geliyor. Bu ilk olan format Trödu Trup. Hemen hemen yani benim ilk yaptığım iş gibiydi. bu Trödu Trup'ta yani ben Almanya'nın ilk eBay satıcısı olarak yani. Az önce duydum VTR'de, evet. İnternette başlamışım bu işlere. Evet, tesadüf olarak yani o da şöyle yani şunu söyleyeyim. Aslında bir yandan yani o arkadaşlara veya aileme yani teşekkür etmem lazım. Yani bunlar beni çok zorlayan veya sıkan arkadaşlardı. Hani ben bilgisayarla ilişkim olduğu için veya internetten... Zaten bilgisayar mühendisisin. Evet, ondan sonra bu hani internetten de kendimi, interneti iyi tanıdığım için yani. Bu eBay o zamanlar yeniydi. Yeniydi. Arkadaşlar geliyordu. Hani o bütün hani o bit pazardan tanıdığım arkadaşlar Şükrü işte internetten sat daha kolay. Ya tamam ama ki işimi o zaman kendi işimi yani yapamadım. Ondan sonra dedim ki arkadaşa benim bir ortağım vardı. Dedim en iyisi dedim gel dedim biz camın önüne dedim eBay uzmanıdır diye koyalım. Ondan sonra gelenlerden yani şey alıyoruz camda bir fiyat biçiyoruz. Ondan sonra tesadüf işte bu yapıştırdığım ilk eBay Verkaufsagent diye geçiyor Almanya'da. Hı-hı. O benmişim. Haberim yoktu. Tabii bu dolayla yani medyalarda çok şey çekti. İlgisini çekti. Sana böyle bir teklif ondan geldi. Ondan sonra böyle bir teklif geldi. Hani uzmansın diye. Sonra kaç senedir şimdi bu işi yapıyorsun? Televizyonda mı? Hı-hı. Televizyonda 16 sene. Hayatını tamamen bu işten geçindiriyorsun. Evet. Komple. Harika. Her gün yoğun mu? Her gün çalışıyor musunuz? Her gün. Madem ki her şeyi satarım diyorsun. Şimdi benim burada arkada gördüğün gibi eski bir radyo var. Şunu tamam. Bir öne getireyim. Okey. Şöyle bir koyalım masanın üstüne. Tamam. Şimdi bunu satabilir miyiz? Oo, hem de Grundig ha. Şöyle tamam. Gel istiyorsan. Bu senin mi? Bu benim değil. Bu stüdyomuzun dekorasyonu. Dekorasyonu. Ama ben burada bir şey denemek istiyorum. Sizin orada açık arttırma yok değil mi? Yok. Açık arttırma değil. Buna ne biçebiliriz? Şimdi ben senin yardımcın olmam lazım değil mi? Çünkü evet. Şu an satıcı sensin. Evet. Tabii ben satıcıyım. Bu durumda alıcılara mümkün oldukça. Tamam da inşallah yani alıcılar burada bu düğmelerin eksik olduğunu görmüyorlardır. Bak. Yani ben söylemeyeyim yani. Hem de söyledim asistanlara. Dedim ya şu düğmeleri biraz bir düzeltin, bir onarın diye. Düğmeleri yok. Bak evet. bu radyo hemen hemen bu Trödu Trup'la çekimleri yaptığımız zaman her evde hemen hemen her ikinci evde böyle bir Röhr'ün radyo var. Tabii bunların değerlisi de var. Bu sence kaç model? Bu model böyle 1955-60'a doğru. Var çünkü, mı o kadar? Var tabii. Çünkü buralara bakalit bunlar. Bakalit Hı-hı. deniyor. Türkçesini bilmiyorum. Sen ama bana söylersin. Tamam. Ne bakalit ne? Onu ben de bilmiyorum. Yakaladım seni. Belki bakalittir. Belki bakalit. Bakalittir. Çalışıyorsa yani bu düğmeleri bulunur. Belki tam orijinal düğmesi değil ama yani buna göre uygun düğme bulunması kolay yani. Evet. İnternetten veya eBay'den filan baktığın zaman. Yani böyle bu şekil çalıştığı zaman belki 60'dan 80 euro. O kadarcık mı? Oradan buraya taşımama değmedi bu be. O zaman artık onu bizim seyircilere söylememiz lazım. Açık artmada götürelim. Instagram'da evet. filan artık nasıl istiyorsan. Evet, bu iyi bir anlaşma tamam. Şükrü. Yapalım. Eğer satamazsak bunu senin programında satmaya çalışırız. Tamam süper. Çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Dur yine yerine koyalım bunu. Evet zaten az olan, nadir olan, az üretilen ne varsa onlar değer kazanıyor. Evet. Senin programda da görüyoruz. Ben senin programda bilmiyorum o zaman sen mi sunuyordun? Veya başka biri mi ama çok ilginç bir şey vardı. Birileri yine böyle bir araba çöplüğüne gittiler. Ve böyle sazlıkların altında hı hı. ilk Porsche arabasını buldular. Hatta evet. kapısı bile yok. Ve sonra sizin programda onlar bile tahmin etmedi. Demişlerdir ya işte 1000 euro verirler filan. Ve alan adam tam 150 bin euro para ödedi. 112 bin. Ha 112 mi? 112 bin oraya gitti. Tamam ben evet. yanlış duymuşum. Bir de şu ilk Porsche değildi. Porsche'nun markası 911. 911. Yok pardon 911 değil. 901. Ha 901. İlk ama değil mi? İlk. Ama şimdi 901 başka böyle bir araba markasını düşündüğün zaman hangi 901 daha var? Aa hiç. Peugeot. Peugeot'un 911 aynısı. Ha öyle mi? Tamam. Onlar Porsche Peugeot'a sormadan gidip bu markayı üretiyorlar. Porsche 911 diye. Evet. Ondan sonra
Peugeot bunlara dava açıyor. Dava açıyor. Davayı kaybediyor. Sonra kaldırıyorlar evet. O seriyi. O inen araba da 54. Yani dünyada tek 54 tane var. O araba da 54. ama arabayı gördün değil mi? Hurda yani. Hurdaydı. Görsen yanından geçersin. Ne yaptılar o arabayı? Çok merak ediyorum. Stuttgart Porsche Zentrum aldı, tamir etti. Araba orada duruyor. Bizim lakabımız yani yine geçiyor. Porsche kendi aldı o arabayı. Geçim, yarışa bile girdi. Porsche kendi mi aldı Porsche bu arabayı? Porsche kendi aldı evet. Çünkü çok nadir. Yani şimdi şu an değeri 800 bin euronun üzerinde. Yani işte bunları demek istiyorum. Yani senin programda böyle ilginç olaylar var. Bir sürü. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim Şükrü. Ben bir konserimde bir şapkamı, yani 20 euroya Viyana'dan aldığım bir şapkayı inanmayacaksın 3000 euroya konserimde açık arttırmaya evet. çıkardık. Tabii bu yuvasız çocuklar için bağışlanan bir paraydı. Sağ olsun orada bankör biri geldi. Ya dedi al ben dedi. İstiyorum Rafet Erroman şapkası. Tek bir şapkaydı o da. Böyle imzalı, özel. Ama dediğim gibi yani 20 euroya aldığım bir şapkaydı. Hani aynı şey radyo için de geçerli olamaz mı? Yok. Hani... Özel bir şey olması lazım. Hmm, evet. Tabii şimdi açık arttırmayla sizin bunları satmak ayrı bir olay. Siz evet. açık arttırma yapmıyorsunuz. Genelde değeri neyse... Biraz değerinin üzerinde veya biraz değerinin altında evet. veriyorsunuz değil mi evet. eşyalarınızı? Bu işi, yaptığım bu işi hayatımın sonuna dek yaparım diyor musun? Şimdi sunucu olarak mı? Evet. Sunucu bu bilişkiyle yani, beraber. Tabii bu evet. programla hayatını geçindiriyorsun, evet. yaşıyorsun. Evet. Yani bu programı sonuna kadar yapabilirim mi yoksa başka hedeflerin, hayallerin var mı? Ya öyle hedef olarak tabii bir sürü hayal hedefi olan var ama yani bu programı tabii seve seve yapıyorum. Yapmak isteyip de şu işi yapamadım dediğin bir şey var mı? Yapmak istedim ama şansım daha olmadığını demek istiyorsun. Ha, mesela mankenlikten söz ettin. Veya... Onu burada yaptım ama sonra. Onu yani burada yaptım. Zaten buradan gittiğimde manken yani olarak. Yani fotomodellik de yaptın. Evet. Üniversite okudun. Evet. Bilgisayar üzerine. Evet. Zaten çocukken genç yaşta hippie pazarlarında çeşitli böyle evet. Nasıl desem ticaretle uğraştın. Evet. Hatta bir kuyumcu dükkanında vardı. Var mı hala? Var halen var evet. Var hala. Gladbach'ta evet. Yani normal evet. altın, bilezik bildiğimiz Türk kuyumcusu mu yoksa bu? Yok aslında daha doğrusu yani sadece satın alıyorum. Çünkü yani bu işleri yaptığın zaman bu işlerden anlaman lazım. Yani benim hem bu elmas uzmanlığım da var yani. Öyle elmas sapay falan biçiyorum. Altın olsun, saat olsun yani. Tabii buna göre yani işçi bulmak da zor. O yüzden yani sadece alıcılığını yapıyorum ama yani düşüncem belki icabında bu televizyon işi falan olmazsa bu dediğimiz gibi yani sadece kuyumculukta yapabilirim. Evet. Ya. Ama daha var. Daha var. Dahası şimdi zaten asıl davaya geleceğim. Şahane saz çalıyorsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Notasız çalıyorum. Videolarında gördük. Yo, nota o kadar önemli değil. Müzik hissiyat işi, duygu işi. Birçok iyi müzisyenler nota bilmeden müziklerini, enstrümanlarını icra ediyorlar. Güzel şarkılar söylüyorlar. Yani bir sürü örnekleri var bunun. Dünyada ünlüler de var. Ben de nota bilmiyorum. Ben de konservatuvar okumadım. Evet biraz müzik bilgim var ama tabii ki en güçlü yönüm söz yazıyorum, beste yapıyorum, söylüyorum. Ya ama en büyüğümü ses tabii. O da var. Tabii benim en güçlü yönüm sesim. Ya. Öyle diyebiliriz. Şimdi benim gençli, yani güçlü sesimle, yani. Senin de güçlü sazınla. Yapalım mı diyorsun? Bence ama senin paşalarından hiçbirini yani çalamam çünkü çok zor benim için. Benim şarkılarımı zaten çalmayalım. Benim şarkılarım pek saza gitmez. Tamam. Bence şöyle bildiğin bir şeyi, iyi çaldığın bir şeyi. Saza yatan bir şey olsun. Tabii. Tamam. Yani. Evet Şükrü. Buyur. Sazımız elimizde. Evet. Sözümüz dilimizde. Bulduk mu bir parça? Ne söyleyelim? Senin vallahi böyle benim... ne yatkın? Şu anda aklına ne geliyor? Vallahi Musa Eroğlu var. Tanıdığın parça var mı? Musa Eroğlu olabilir. Telli Turnam. Telli Turnam iyidir. Hadi başlayalım, Telli Turnam'ı söyleyelim. Başlayalım. Arkadaşlar da zaten eşlik etsin. Rezil olmayalım. Sen biraz fazla Kemal Sunal filmleri izlemiş çok. Olabilirsin. Çok. Hayatım Kemal Sunal'la geçti zaten. Allah rahmet eylesin.
Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yarına canıma. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yarına cananıma. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın hey. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın hey. Ben yandım eller yanmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın hey. Bravo, ağzına sağlık. Üstlüklü pehlivan sazıyla. Muhteşemdi, muhteşemdi gerçekten. Bu benim için unutulmayacak bir anı kalacak. Aynen. Şükrü. Peki seni ilerleyen programlarda artık sıra önce bende tabii. Bu radyoyu alıp senin programda bakalım. Tabii satamazsak. Satamazsak. Bakalım belki açık arttırma 3-5-6 bin euro getirirse. Evet. Bu arada ben de çok tez canlı davranmayayım. Aslında radyo stüdyonun radyosu benim de değil. Burada hemen sattık ya ama radyoyu. Biz burada fiyatını biçtik. 80'e verip getirirsin. Biz orada 180'e sattık mı kar. Yok ama öylesine bir katılmak isterim. Tamam, süper. Konuğun olmak isterim. Seni de ilerleyen programlarda burada tekrar ağırlamak isterim. Yine sazınla, sözünle. Sağ olasın. Her zaman anlatacak şeylerim var senin hayata dair eminim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim huzurlarınızda Şükrü Pehlivan. Masko'nun sunduğu El Roman Show devam edecek. Masko'nun sunduğu El Roman Show devam ediyor. Evet sevgili El Roman Show izleyicileri, biliyorsunuz ki televizyon programımızın ana sponsoru Masko ve biz şu anda neredeyiz? Tabii ki tam yerindeyiz ve başkanımızın yanındayız. Masko Mobil İzleyiciler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Mutlu ile beraberiz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz Masko Mobil Kenti'ne. Hoş bulduk. Bu pandemi şartlarına rağmen nasıl gidiyor diye böyle size bir dokunsam acaba neler işiteceğiz onu da böyle bir öğrenmek isteriz yani aslında. Tabii pandemi bildiğiniz üzere sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın problemi. İnşallah en kısa sürede bu beladan kurtuluruz hep beraber. İnşallah eski günlerimize geri döneriz. Tabii ki zor süreçler geçiriyoruz. İnşallah en kısa sürede atlatırız hep beraber. Bundan sonraki süreçte eskisi gibi olur. Bugün Türkiye'nin, Avrupa'nın hatta dünyanın en büyük perakende bazda mobilya satış mağazalarını oluşturan bir platform. Türkiye ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan hem ihracat anlamında hem istihdam anlamında çok ciddi katkı sağlayan bir mobilya şehri açıkçası. Masko 400 dönüm arazi üzerine kurulu, 778 tane mağazanın olduğu ki bunlar bakın çok önemli. Masko'nun buradaki en büyük avantajı şudur. Sadece ev mobilyası üzerine kurulu bir yapı değil burası. Ev mobilyasının yanında ofis mobilyaları, bebek odası, genç odası, halısı, perdesi, aydınlatma avize mağazaları, bahçe mobilyaları, duvar kağıdı mağazaları gibi 778 tane
kendi sektöründe uzman ve Türkiye'nin en iyi markaları. E tabi biz buradan değil Avrupa'ya, tüm dünyaya ürün ihraç ediyoruz. Kesinlikle. Ve Türk mobilya üreticileri ve satıcıları olarak 4 milyar dolar gibi bir ihracat yapıyoruz. Bakın bu çok önemli bir rakamdır. Evet. Ve mobilya sektörü Türkiye'de dış ticaret fazlası veren bir sektördür. 800 milyon dolar ithalat yapıp 4 milyar dolar ihracat yaparak dış ticaret fazlası veren bir sektördür. Onun için ülke ekonomisi açısından da çok önemli bir sektör mobilya. Bugün Avrupa'nın da birçok ülkesine ürün yolluyoruz ve fiyat avantajı, Türk mobilyasının fiyat avantajı çok ciddi manada diğer ülkelere göre cazip açıkçası. Aynen. Onun için Masko Mobilya kentini ziyaret etmelerinde fayda görüyorum ben. Tüketicilerimizin yaptıkları alışverişlerden de sonuna kadar memnun kalacaklarından emin olabilirler. Kesinlikle. Ben de şuna inanıyorum başkanım. İnşallah en kısa zamanda, bu biraz önce aslında bahsetmiş olduğunuz rakamlar şu anda çok düşmüş durumda, onu biliyorum ama pandemiden sonra onların böyle iki katını yapmanız dileğiyle ediyorum. Evet sevgili El Roman Show izleyicileri, işte geldik sponsorumuzun merkezini ziyaret etmeye. Başkanımızla sohbet ettik ve size muhteşem ürünler gösterdik. Şimdi veda zamanı. Ben buradan tüm Avrupa'ya selamlarımı yolluyorum. Evet, bu bize hangi şarkıyı hatırlatıyor? Hangi şarkı? Çok fazla var aslında fakat. Levent Yüksel dedikodu mudu? Adı neydi? Aa, evet, evet, aynen. Bilir misin, bilir misin? Söylemişliğimiz var tabii. Hadi bakalım, bir tane de senden dinleyelim. Sevgili izleyiciler, tamam. Şimdi Barbaros'tan bir şarkı dinliyoruz. Bir eski Levent Yüksel şarkısı, Dedikodu. Kim söylemiş beni, söyle ayağa vurulmuşum diye. Kim görmüş ama kim, elini öptüğümü. Yüksek kaldırımda güpe gündüz, Melati almışım da sonra. Alemdara gitmişiz öyle mi? Onu da sonra anlatırım. Kimin bacağını sıkmışsın? Ele mi? Ele, ele. Güya Galata'ya dadanmışız. Kafaları çekip çekip orada alıyormuşuz solumu. Onu da sonra anlatırım. Ya bu muallayı sandala atıp ruhumda icranını söyletme hikayesi. Geç bunları anam babam, geç bunları bir kalemde. Bilirim ben yaptığım, geç bunları. Anam babam, geç bunları bir kalemde. Bilirim ben yaptığım, geç bunları. Değerli izleyiciler, Barbaros. Barbaros, bu Dedikodu şarkısı sana fena yakıştı. Yok be. Var mı böyle çok? Yani olabilir ya, herkesin hayatında bir dedikodu vardır. Hatırladığın bir şey var mı? Yok. Yok mu? Şimdi derde sokmayalım kendimizi. Anladım, pot kırmayalım diyorsun. Durduk yere. Ama bizim yok. Programda var şu anda değerli izleyiciler. Şimdi evet. Bizimkiler geliyorlar. Bakalım ne var bu hafta, hep birlikte izleyelim. Merhaba. Merhaba. Baştan. Baktım bugün okudum da konumuz 90'larmış. Tabii evet. İkisi de 90'lar. Ne var peki bu 90'larda? Bir dinleyelim. Dedikoduyu sevmeyiz. Ama dedikoduyu sevmiyoruz. Dedikoduyu sevmiyoruz. Ben hiç sevmem zaten. Ben de hiç haz sevmem. Etmem. Yanımda da yaptırtmam hiçbir ya, zaman. Hiç oralı değiliz. Ama da sevmiyorsunuz. Yine dedikodularla başlıyorsunuz ama. Ekmek parası ne yapacaksın? Ne yapalım? Peki ne varmış? Anlatın bakalım. 3 skandalımız var. Evet ve kayıplarımız var bir sürü. Kara kayıp. 90'larda star gibi parlayan ama sonradan görünmeyen, yok olan starlarımız. Wow, enteresan enteresan. Evet, biz sadece enteresan şeyleri konuşuruz. Aynen. Anladım. Hadi bakalım, o zaman skandallarla başlayalım.
İlk skandalımız iki beste fabrikatörü arasında, Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe arasında geçiyor. Bundan yıllar yıllar öncesi. Sezen Aksu'nun vokalisti Uzay Hepar'ı Sezen Aksu ile büyük bir aşk yaşıyorlar. Bunun üzerine Uzay Hepar'ı Yıldız Tilbe ile bir gecelik küçük bir hadise yaşıyor ve Sezen Aksu onları yakalıyor. Bu olay dolayısıyla Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'nin arası çok kötü açılıyor. Ve sonra Uzay Hepar'ı bir motor kazası geçiriyor. Ama bilin bakalım kimin arabasına çarpıyor? Demet Akpağ'ın park halinde olan arabasına çarpıyor. Abi ne alaka şimdi yani Demet Akpağ'ın arabasına? Orada duruyormuş kadının arabası. Olabilir, olabilir. Evet, bunlar doğru, gerçek. Bunları biz de duyduk. Ama birçok insan bunu bilmiyor misal. Ve o günden itibaren Demet Akpağ'la Sezen Aksu dostluğu başlıyor. Ama Uzay Hepar'ın aşkı Sezen Aksu'da da, Yıldız Tilbe'de de baki kalıyor. Sezen Aksu "Onu Alma Beni Al" şarkısını yazıyor. Yıldız Tilbe ise "Delikanlım" şarkısını yazıyor. Bir şey soracağım. Demet Akbay'la Sezen Aksu neden arkadaş olmaya başlıyorlar? İşte bu olaydan dolayı. Arabasına çarptı diye. Evet. İlginç değil mi? Bence ilginç. Bence güzel bir hikaye. Keşke bu aşk günü olmasaydı ama bunlar da olmadan tadı tuzu olmuyor işte hayatım. İşte oluyor böyle şeyler. Bende de bir skandal var. Ben anlatayım. Benim skandalım daha kısa ve net. Anlat bakalım. Şimdi. Dedikoduyu sevmeyiz. Hiç sevmem. Duydum. Söylüyorum. En sevdiğim Seren Serengir. Hadi bunu açık. Buradan bakacağım bunu nasıl açıklayacağına. Hadi bakalım açıkla bunu. Seren Serengir dedik he. Seren Serengir böyle çok şahsına münhasır. Böyle sevgililerini çok iyi seçen ve her adımını dikkatlice atan bir hanımefendimiz. Ve hepsinde evleniyor maşallah. Ama işte mesela milli takıma ilk ne zaman gitmiş biliyor musunuz? Ya da kimin yüzünden gitmiş? Anlat, çatlatma insanı. Annesi yüzünden milli takıma gitmiş o gece. Hangi milli takım? Bekaretini gidip bir gece bir Türk beyefendisiyle sadece annesine inat olsun diye bekaretini verdiğini açıklıyor ve böyle gazete sayfalarına bunu haber diye veriyor. Seren Serengil'ciğim ne kadar da çok böyle mütevazı ve gerçekten özenle seçiyormuşsunuz sevgililerinizi. Üçüncü skandalı alalım. Şu hareketi yapacağım bakalım anlayacak mısınız? Anladınız mı? Anlamadık, ne o ya? Tamam, böyle yapalım, bakın ben? Böyle anlatalım, böyle. Sorun bir kimim, kimim ben? Kimsin sen? Hande Ateyzi, tuvalet camına evet. Sıkışan Hande Ateyzi'yim ben. Böyle burnu da estetikliydi ya. Kaçmıştı ya magazincilerden. Evet. Bu bayağı bir skandal. Bunu duymayan yok herhalde. Bunu herkes biliyor ama bir evet. Hatırlatalım dedik. Evet, şimdi gelelim. Demiştiniz ki unutulan sanatçılar. Kim bu unutulan sanatçılar? Neden unutuldular? Kim unuttu onları? Ne zaman unuttu? Yanlış. Nerede unuttu? Yanlış menajer. Sizi nerelere götürür ya da nerelere götürmez adlı çalışmamızı 90'lı yılların sanatçılarına görebiliyoruz. Ya bataklığa ya gül bahçesine. Aynen öyle. Mesela Kenan Doğulu. Adam çıktığı andan beri hala gündemde. Bence Rafet Erroman'dı ama. 90'larda çıktı. Kenan Doğulu kim ya? Tabii ikisi de. Rafet Erroman'dı bence. Rafet Erroman tabii ikisi de ya. Hala gündemde. Doğru. Ya geçin bunları, Rafet El hikaye. Biz unutulanları bahsedelim. Unutulanlar dum ka 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 dum ka 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 ka. Kimim ben? Söyleyelim mi? Çelik. Evet. Güzel, Çelik çok iyi bir sanatçıdır. Evet. Birçoğunuz belki tanımıyor. Yeni nesil tanımıyor 2000'liler. Evet, ama maalesef. 90'lılar çok iyi bilir. Böyle kaplumbağa ninjala veya migreni tutmuş anneler olur ya böyle başını sıkar. Aynen öyle böyle bir stili vardı. Evet. İyi bir sanatçıydı. Çok iyi bir sanatçı. Ama ne oldu? Yok ortada şimdi. Evet. Benim en son hatırladığım mesela bu bir gitar mı, çello mu? Çello. Çıplak bir çıplak tane bir böyle çıplak vardı. Çekmişti bak. İşte olmadı ama. Neredesin Çelik? Çelik. Devam edin bakalım başka. Tayfun da çok kayboldu ay, mesela. Ay evet. Hadi yine iyisin, iyisin, iyisin. Sen işini bilirsin, bilirsin, bilirsin. Hocam.
Ne güzel söylüyor. Şey, Demet Sağıroğlu. Demet Sağıroğlu, evet. O da iyi bir sanatçı. 90'larda çok da iyi hitleri ama bir saniye... Kadının şey, bir klibi vardı böyle kınalı. Elleri kolları kınalı bebek, yüreği doğuştan yaralı bebek. Elleri kolları kınalı bebek, yüreği doğuştan yaralı bebek. Bravo, bravo. Efendim, geçen hafta konuğum Özcan Coşar ve bu hafta da Şükrü Pehlivan. İşte o hafta geldiklerinde kameralar açıkken bunlar kendi aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Ve onları kameramızdan izlerken hayretler içerisinde kaldık. Bakın ne konuştular. Mavi tıkı gördüm böyle, bir bakayım dedim kim, çünkü bir sürü yazan oluyor. Bir baktım, aa Rafet, ya dedim bu acaba fake mi? Fake ne oluyor? Fake biliyorlar. Çok doğru. Çakma birimi dedim, bir baktım yok. Ondan sonra geçti yani. Saat 11.30 mu 12'ye doğruydu. Aa, hemen gittim hanımı kandırdım. Lan bana Michael Jackson dedi. Ben komşuya gidiyorum. Hemen gittim. Rafet yazdım, ben komşuya gidiyorum. Hemen onu uyandırdım, söyledim. İşte aynı gün, aynı akşam, hatta bizim bir aile grubumuz var WhatsApp'ten. Onlara, kardeşlerime falan yazdım. Hemen dedim herhalde yatıyorlardır. Sabahtan mesaj gelir yok. Okuyan hemen yazdı zaten. Çok sevindim. Böyle bir sevindim ki annem gitsin. Git oğlum, git. Ben de öğlen yazdı. Galiba bende de gece yazdı ama ben öğlen okudum. İlk şimdi Tarkan yazdıydı zaten o günü. Yok. Acayip. Adam girdim böyle dediğin gibi. Baktım Rafet Erroman. Annem de yanında. Ya. Anne dedim. Bana Rafet Erroman yazdı. O da böyle dedi. Hangi Rafet Erroman? Sanki üç tane ya, inanmıyor var ya. Yani. Şey hani o Türkiye'de olan var. Ondan sonra ay dedi inanmıyorum. Ondan sonra numaramı gönderdim. Direkt aradı beni. Evet. Sesi de duydum. Ya. Dedim abicim dedi bak ne diyorum. Ondan sonra ya acayip sevindim ya. Ama vallahi insan böyle gurur duyuyor. Yani vallahi süper. Bu şova davetliyiz ya. Onun yüzünden sayın seyirciler ya bu programı izlemeniz gerekiyor. Öyle mi diyorlar? Evet öyle diyorlar. Evet. İzlemeniz gerekiyor. Haftaya cuma günü sizinle beraberiz. Sizi seviyoruz. Böyle mi gidiyorlar? Evet. Show Akademi. Hayallerinizi ertelemeyin. Başarılı olmak asla bir tesadüf değil. Müzik, oyunculuk ve sosyal medyada nasıl kariyer yapacağınızı size adım adım öğretiyoruz. Instagram ve YouTube kanalınızla nasıl para kazanabilirsiniz? Hit bir şarkı nasıl ortaya çıkar? Nasıl doğru bağlantılar kurup aranjörlere, prodüktörlere, yapımcılara ulaşabilirsiniz? Sözleşmelerde neye dikkat etmelisiniz? Bir film veya dizi setinde nasıl davranacaksınız? Oyuncu olabilmek için hangi adımları, hangi doğru bağlantıları kurmanız gerekir? Başarılı ve kalıcı olmak neyi gerektirir? Sizler de seminerlerimize ve eğitim programlarımıza katılabilirsiniz. Show dünyası hakkında önemli tüm bilgiler showakademi.com'da. Ve efendim haftanın yeteneğinde sıra. Bu haftaki yeteneğimiz Berlin'den geliyor. Gizem Özgün sahnede efendim. İzliyoruz. Ben bugün yarın bağına girdim. Ay benim canım bir hoşum bugün. Ben bugün yarın bağına girdim. Ay benim canım bir hoşum bugün. Tomurcuk güllere derim sürdüm, baygınım canım kokladım bugün. Tomurcuk güllere derim sürdüm, baygınım canım kokladım bugün. Çok şey okudum, ozanım bugün, şairim bugün.
Onca ömrümü boşa geçirdim. Sorma be canım, pişmanım bugün. Onca ömrümü boşa geçirdim. Sorma be canım, pişmanım bugün. Muhteşem. Teşekkür ederim. Gizem, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni biraz kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Berlin'de yaşıyorum. Dil ve konuşma terapisti olarak çalışıyorum. Yanı sıra da müzik yapıyorum. Hedefim tabii daha profesyonel anlamda yapmak bu işi ama bakalım. Daha yolun çok başındayım. Başındasın ama bu işi başarmak için her türlü yeteneğe sahipsin. Teşekkür İnanılmaz ederim. İnanılmaz duygu dolu okudun. Yani teşekkür bunu çok içten ve samimiyetimle söylüyorum. Sağ ol, çok teşekkür bu ederim. Bu şarkıyı ben Kubat'tan dinlemiştim en son. Evet. O da çok güzel söylüyor. Ama bir kadın, bayan sesi olarak gerçekten beni çok etkiledi. Onurlandırdınız, teşekkür ederim. Bugüne kadar başardığın, müzik adına başardığın bugüne kadar bir şey var mı böyle? Hani diyeceğin, şurada bulundum, şunu yaptım. Herhalde TRT yarışması olur diye düşünüyorum. TRT yarışması vardı, katılmıştım. Orada bayağı deneyimler edinmiştim. Herhalde en... Bir derece aldın mı orada? Yok, derece almadım ama 10 hafta boyunca orada bulunmak bile güzeldi. Sahnede durabilmek, onun tecrübesini edinmek. Peki nasıl bir müzik tarzı düşünüyorsun? Diyelim ki bir şeyler çıkardın, müzik dünyasına girmek istiyorsun. Hani bu böyle Türk sanat müziği, türkü veyahut pop mu olacak? Ya müzik aslında hani kuşkusuz bir dünya değil. Her türlü müziği seviyorum ama türküler daha ağır basıyor. Herhalde onun ortasında bir şey olur diye düşünüyorum. Sesin her türlü müzik tarzına uygun. Benim aklıma az önce söylerken bir sürü tarz müzik geçti. Hatta benim şarkılarımla bile yani... uyumlu, çok güzel bir performans ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Teşekkür. Bir gün seni mutlaka kendi sahneme davet etmek istiyorum. Belki teşekkür benim şarkılarımdan ederim. Bir tanesini düet halinde söyleriz seyircilere. Seve seve, çok teşekkür ses rengine ederim. Bayıldım. Teşekkür İnanılmaz ederim. Güzel. Ailede başka müzisyenler var mı? Annem, annemden geliyor. Sesin annenden geliyor. Evet. Peki o ne diyor? Senin mutlaka müzikle ilgili bir şeyler başarmanı, çalışmanı istiyorlar. İstiyorlar, full destek arkamdalar. Bugün ta Berlin'den Frankfurt'a geldin. Evet. Zahmet oldu ama... Yok, seve seve geldim, koşa koşa. Ne güzel. Işığın da güzel, sahneye de yakışıyorsun. Teşekkür Gizem. Ederim. Sana bu yolda başarılar diliyorum. Çok mersi. Seni destekleyeceğim. Teşekkür ederim. Ve bu program olduğu müddetçe de sık sık davet etmeye çalışacağız seni. Bu güzel sesi mahrum etmeyelim. Efendim, haftanın yeteneği Gizem Özgün, alkışlarınızla. Ve efendim şimdi çok önemli bir konuğum var. Frankfurt Şehir Parlamentosu'na aday kendisi. Hoş geldin Ayfer Aslan. Hoş bulduk. Evet, bu şehir parlamentosunda 93 kişi olacak. Siz bu 93 kişiden birine adaysınız. Evet. Türkçeniz biraz... hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Memleket neresi sorabilir miyim? Tunceli. Tunceli. Burada da doğdun, hayır, büyüdünüz. Tunceli'de doğdum. 3,5'dan Almanya'ya geldim. Evet. Ondan sonra Almanya'daydım. Ondan sonra Amerika'ya okula gittim. Ondan sonra geri geldim. Ondan sonra yine Amerika'ya gittim. Ve 2003'te Amerika'dan, San Francisco'dan 10 sene sonra geri geldim Frankfurt'a. Onun için biraz hepsi karma karışık. Olsun. Ben ama gayet anladım. Frankfurt Şehir Parlamentosu'na adaysınız. 14 Mart'ta seçimler var. Evet. Çok da güzel, rengarenk bir hayatınız, bir geçmişiniz var. Çok iyi organizasyonlarda bulundunuz. Büyük bir organizasyonun yüzü, evet. Markası mı? Evet. Anladım. Peki izleyelim. Evet, burada Bill Gates'i görüyorum. Yine aynı organizasyon mu bu? Evet, Mandela Foundation'ın annual award'ı var, her sene bir sefer. Hı hı. Ve o törende Bill Gates'e verildi. Anladım. Mandela, yani Nelson Mandela'nın eşi ona bir ödül verdi. Foundation.
Nelson Mandela'nın Foundation'ı. Annual Lecture var her evet. sene. O ödül o yıl... 5000 kişi geliyor. Hı-hı. Bütün iş adamlar, kim varsa o... Johannes Bursa gidiyorlar, evet. Ve o ödül her sene başkasına gidiyor. Bu sene Bill Gates'e gitti. Siz hepsinin yanında, ortasında oturuyorsunuz. Evet. Demek ki yani çok önemli bir görev edinmişsiniz orada. Hatta bazı insanlar var ayakta. Onlar bankacı. Benden, sizden, hepsinden önemli ama oradan yukarıda dikilip bakıyorlar. Evet. Yanınızda Mandela'nın eşi. Eşi. Ortadaki, onun, solundaki kim? O şey, Minister of South Africa. Aa, Güney Afrika'nın Cumhurbaşkanı. Hı hı. Anladım. Yani gerçekten lobi oldukça kaliteli. Evet. Ve şaşırtıcı. Sizin yani nerelerde olduğunuzu önce bir anlatmaya çalışıyorum. şimdi Frankfurtlusunuz. Evet. Ama hiç duymadık sizi. İnanın. Böyle bir insanın olduğundan haberdar değiliz. Yani kusura bakmayın. Yok, problem değil. Cahilliğimize verin. Hayır. Gerçekten. Şimdi görüyoruz, hani bir sürü Amerikan starlarını tanıyorsunuz. İşte Nelson Mandela'nın eşi, Foundation'lar, Bill Gates'ler ve sizler sürekli bu grubun, bu dünyanın içindesiniz. Ciddi organizasyonlar yapıyorsunuz. Ve bu senede Frankfurt Şehir Parlamentosu'na adaysınız. Biraz ondan söz edebilir miyiz? Tabii. Seçimler ne zaman? 3. ayın 14'ünde. Peki o zaman buradan seyircilerimize seslenelim. Frankfurt çevresinde 14 Mart'ta seçime gidenler, Ayfer Hanım'a oyunuzu vermek istiyorsanız buyurun. Oylarınızı bekliyor. Ve What's Bitsiyek 2, kim orada yaşıyorsa... Burada da 3 tane lütfen. Anladım. Zaten bunu bilen biliyordur. Hı hı. Sizin tabii Almancanız daha iyi olduğu için belki şu kameraya 2 cümle Almanca bunu ifade ederseniz çok seviniriz. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich alle wählen, wenn du mich wählst und ich deine BFF auch sein werde. Vor allem möchte ich für euch da sein, ich möchte dienen und ich sehe mich selbst persönlich als Dienstleisterin. Und es wird auch mal Zeit, dass anderes Tone eingeschlagen wird dort und dafür bin ich da für euch. Evet efendim, ben de hemen tercüme edeyim. Yani sizler için olmak istiyorum, şehrimize daha güzellikler katmak istiyorum. Eğer siz benim yanımda olursanız söz veriyorum, ben de sizin yanınızda olacağım gibi. Doğru tercüme edebildim mi? Aynen öyle. Ha. Evet, Ayfer Hanım çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten az önce o fotoğraf listesine Bao Arnold Schwarzenegger. Peki bu nerede, kaç yılında? Burada çok genç görünüyorsunuz. Hayır, burada genç değilim. Bu 2 sene önce bu... Saint-Tropez'de evet. Leonardo DiCaprio'nun Foundation'daki event bu. Leonardo DiCaprio ile de var mı resminiz? Onun var. Burada. Ama buraya koymadınız yani. Sıradan bir şey herhalde. Bu Tobey Maguire. Aa, bunu tanıyorum. Bu Spider-Man. Kimdi? Spider-Man, evet. Allah Allah, Spider-Man. Bu da Leonardo DiCaprio'nun Foundation'da ama 3 ay önce. Leonardo DiCaprio'nun. Onun, evet. Und, orada... Her yıl burada bir organizasyon yapılıyor. Evet. Ünlüler gidiyor. Hepsi. Ve siz bu organizasyonun içindesiniz. Evet. Çok gurur verici bir şey bu. Teşekkürler. Değerli izleyiciler. Bu Ayfer Aslan, yani... Bu foundation'da herkes gelmek istiyor. Ve bir ticket $25,000. Ama zengin olursan bile bırakmıyorlar. Birisini tanıman lazım. Şimdi anladım. Paran var diye gidemezsin. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz beni herhalde gideriz davet beraber edebilirsiniz. Ya. Evet, evet, gideriz. Şöyle ünlülerin, bütün o Hollywood'un ünlüleriyle ben de bir arada olayım. Ne hava atarım da ama Türkiye'de. Ama orada o Amfar var ve bu foundation var. Ondan sonra Bill Clinton'ın foundation'ı var. Orada oturuyorsan zaten yanında herkes ünlü. Peki en ünlü Türk kim var bunların içinde? Nusret'in. Nusret. Nusret'le fotoğraf var mı? Var, var. Var mı? İzleyelim. Bu, ah, Nusret. Bu, evet. Hayır, bu Chris Tucker. Aa, bunu tanıyorum ya. Bu Jackie Chan'la bir film çekmedi evet, mi? Böyle komiklik yapıyorlardı falan.
Harika. Nusret'le bakalım. Bu Lewis Hamilton. Aa, Lewis Hamilton. Dünya şampiyonu araba yarışlarında değil mi? Onunla beraber X-Trade Broker için commercial yaptık. Onun için onu çok iyi tanıyorum. Ve Ferrari ile beraber. Aa, bu yazar, ünlü yazar adı neydi? Paolo Coelho. Paolo Coelho, evet evet, çok severim. İyi arkadaşım. Peki iyi arkadaşınız. Hı-hı. Öyle mi? Hı-hı. Yani şimdi telefonla arasanız çıkar mı? Paolo telefona çıkmıyor. Neden? O telefon yasak onun etrafında. Sigara okey ama... Kaldı mı böyle prensipli insanlar ya? Ya öyle o. Evet. Ve telefon off limit. Peki sen nasıl ulaşıyorsun Paolo'ya? O arıyor. O seni arıyor. Paolo insanları sevmiyor artık. Onun için evde kalıyor. Sevdiği insanları ama milyonlarca da... milyonlarca insanlar onun kitaplarını alıyor. O insanları sevmiyor. Olabilir mi? Dışarı gitmiyor. Dışarı çok çıkmıyor. Dışarı gitmiyor. Anladım. Ya, yazarların öyle bir takıntıları sevdiğini var. De davet ediyor eve. Hı hı. Ben evet. Ona çok sık sık gidiyordum ve bana... Aha, Nusret geldi efendim. İşte Nusret'le. Burası ya, neresi? Anlat bakalım. Burada biz World Bloggers Award'dayız. Martinez Hotel'de, Cannes'dayız. Ve Nusret o geçen senede kazandı ödülü. World Nusret Blogger. Mi aldı o ödülü? O aldı, evet. Ben kaybettim ama nominated. Sen de mi adaydın? Ya. Wow. World Blogger Award, evet. Yani bağışla, ben tanımadığım blogger... için ben daha bir haftaya kadar inanın sizden haberim bile yoktu. neler varmış, ne cevherler veya ne büyük işler yapan gerçekten insanlarımız var, bağışlayın. Ama bu program vesilesiyle sizi tanımış olduk. Bundan çok sonra dikkatle izleyeceğim, takip edeceğim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum ve çok güzeldi. Çok teşekkürler. Efendim, Ayfer Aslan 14 Mart'ta şehir parlamentosuna aday, Frankfurt şehir parlamentosuna oylarınızı bekliyor. Destekliyoruz sizi. Evet, destekleyin beni. Tamamdır, teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkürler, bay bay. Bugün aşık oldum, bir hoşum, bir hoşum. Onu ilk görüşte aşık oldum, aşık oldum. Ne kadar yüce, ne kadar güzel. Aşık oldum, aşık oldum. Aşık. Ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum, aşık. Seni seviyorum ah, söyle söyle söyle. Seni seviyorum ah, ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum, aşık. Seni seviyorum ah, söyle söyle söyle. Seni seviyorum ah, dinle dinle dinle. Ne kadar yüce, ne kadar güzel.
aşık oldum, aşık oldum, aşık. Evet değerli izleyiciler, umarım güzel bir akşam geçirdiniz. Eğlenceli bir akşam oldu sizler için. Haftaya tekrar görüşmek üzere derken şöyle bir göz atalım bakalım haftaya neler var. Hoşça kalın. Dolayısıyla benim yaşama sevincim belki birçok insandan daha farklıydı o dönemde. Sen anlattın tabii bende, ben abarttım tabii sende. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Wow. Kanser demek değildir ki anne baba olmaya engel. Nayin olma, nayin olma. Nayin olma kurbanim. Aman Ali Rıza Bey diyecek ki ama diyecek adam ama. Ağzımızın tadı bozulmasın. Ağız kalmamış. Ben size teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Hey hey. Oldu mu? El Roman Show'u sundu.